Hoş geldiniz. Siz hoş geleli bayağı oldu muhtemelen. Bugün sabah kalktım, neler yaptım gördünüz. Sakin bir gündü. Biraz çalıştım. Sonra da kuaföre gittim. Saçlarımı fön çektirdim. Bunlar biraz daha böyle bir düşüp daha doğal olacak. Tırnaklarımı hoca sürdürmüştüm ama beğenmedim rengini. Silip kendim evdeki nude'umu sürdüm. Siz de benim gibi böyle oje konusunda şey misiniz? Mükemmelliyetçi. Yani çünkü zaten evde halihazırda kendim... Ya bu ne ya? Bu nasıl bir şey? Çok güzel oje sürüyorum. O yüzden de dışarıda vakit kazanmak için sürdürdüğümde biraz mükemmelliyetçi oluyorum. Mükemmellik bekliyorum diyebiliriz. Ve yani şu ana kadar özellikle koyu renk sürdürdüysem hiç içime sinen olmadı. Bana bugün bu Refi kremi söyleyen arkadaşımın klasına gidiyorum, Elif'in. Sam Whenever Company. Çantamı da çok eski bir Zara gece çantamı buldum. Çok sevdiğim, bayağıdır gözümün önüne gelmemişti, onu takacağım. Şimdi bugün Kına'ya, cumartesi de düğüne gidiyoruz. O yüzden böyle bir birlikte hazırlanalım videosu çekeyim istedim. Ama bir yandan normal vloglarımız gibi de olacak. Böyle bu haftanın teması bu oldu. Hazır yaz gelirken biliyorsunuz önceki videodan birkaç gündür keto yapıyorum. 5 gündür. Dün bozdum artık gerçi. Çünkü neden? Sen o kadar Elif'in tehditleri sonucunda da ketoları yap. Çünkü ben her makarna ve şarap paylaştığımda İtalya'dan Elif bana mesaj atıyordu. Düğün var, kına var, alo ne yapıyorsun diye. Neyse ben de hani keto yaptım falan, biraz şişmiştim zaten, kötü beslenmiştim seçimden sonra falan da. Bugün regle oldum. Karnım geri çıktı hemen yani hemen. Şimdi ben hazırlanıyorum, makyajımı yapıyorum. Daha sonra birlikte kınaya gidiyoruz. Thank you.
şekilde birlikte çantamı da yapalım. Cüzdan, anahtar, ruj, parfümün ihtiyacım yok ama yedeği, Fenty'nin İnzimet pudrası ve kapanmıyor. Bir tane de ağrı kesici alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Okey, hazırım. Şimdi asıl soru. Blazer'ı var ya, 2012'de evet, Amerika'da outlet'ten Calvin Klein'den $60 almıştım. Dolar 1.8 falan, yani 2 değildi. İnanılmaz. Yok ya, normal Zara Blazer'ı giyeyim ve bitsin bu iş. Eve geldik. Ancak arkadaşlarımız bizi eve bırakmadılar. Üstümüzü değiştirdik. Loni Bey'i sevdik. Limo annem. Şimdi Rise and Fall'a gidiyoruz. Bir perşembe gecesi çıkartması yapalım dedik. Kına çok güzeldi, çok keyifliydi. Ne yapıyorsun Loni'ye? Oynuyor. Yoktu değil mi üstüne dondurma? Şimdi cumartesi düğün. Bugün yine çok yorgun, bitkin ve çok az hangover uyandım. Çok az hangover. Çok az. Ve kendime demiştim ki bu hafta sonu böyle sakin bir hafta sonu geçireyim. Çünkü işte pazar seçim var, görevliyim falan. Perşembeden beri sürekli dışarıdayız. Ve yarın yani 5'te falan kalkacağım muhtemelen. Şimdi Serdar'ın abisine kahvaltıya gidiyoruz. Küçük bir aile kahvaltımız var. Sonra eve gelip düğüne hazırlanıp gideceğiz. Bu akşam Elif'le Egemen'in düğünü var. Hazır mısın? Karar verdin mi hangi takımı giyeceğini? Yani gidip kendine 3 tane takım alıp finalde smokinli mi giyeceksin? Okey. Hadi görüşürüz.
özgür iradenizle Sayın Egemen Türk ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Egemen Türk, özgür iradenizle Sayın Elif Koç ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Şahitlerimiz, Sayın Bakanım, şahit misiniz? Şahit oldum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Şahit misiniz efendim? Şahit oldum. Mutluluklar diliyorum. Arda Bey, şahit misiniz? Şahit oldum. Allah mesut etsin. Şahit misiniz efendim? Şahit olduk. Allah mesut bahtiyar etsin. Uğurlu kademli kız.